arkadaşlar, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün BMW i8 ismini bugün öğrendim. İsmi ne? BMW i8'i incelemeye geldik. Yalnız test sürüşü yok, yalnız içine girip bakacağız. Araba incelemek öyle kolay bir iş değil. Yani çok detaylı bilgiye sahip olmak lazım. Biz böyle bir eğlenelim dedik. Bir hem görmüş oluruz, bir değişiklik olur diye düşündük. Hem de bir videosunu çektik. Ön bir görüş olarak hani araba hakkında genel bilgilere sahip olmak istiyorsanız, hani yakından görmek istiyorsanız bu video işinize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi uçak gibi. Gerçekten de lüks bir ortam var. Tam deri ve kumaş şeklinde versiyonları varmış iç kısmının. Kapı zaten ayrı bir olay. Gerçekten de Geleceğe Dönüş filmi. Piyasaya çıktığı ilk andan itibaren olağanüstü spor otomobili rolü ile dünyanın genelinde yoğun bir ilgi gördü. Kapıyı bir deneyelim diyoruz. Hani bir kapıyı bir deniyorum, şöyle bir kapatmayı falan. Daha önceden bu şekilde bir araç kullanmadığımız için bize değişik geliyor. Kapatmayı hatta burada şey yapıyorum. Kapıyı açamıyorum, hani soruyorum hani nereden çal falan diye. İç kısımda bir düğme var, o düğmeye basıp tekrardan kapıyı açıyorum. Arabanın iç kısmı bu şekilde. Üstte bir ekran var. Yanılmıyorsam 2014 yılında çıkıyor ilk BMW i8. Bu 2019 model. İç kısmı özellikle yeniden tasarlanmış. Vites vesaire, bu kesimleri göstereyim size. Gördüğünüz gibi buralarda böyle kapaklar mevcut. Dilediğiniz gibi kullanabilmek için. Arka kısımda zaten başka bir koltuk yok. Sadece 2 kişilik bir araç. Geniş bir şekilde. Şunlar yanılmıyorsam kolon. Kapı açılışını bir de şöyle bir içten görelim. Bizim incelemiş olduğumuz araç en güncel olan versiyon. Daha önceki modelini bilmiyorum ben açıkçası. Özellikle de iç döşeme ve dizayn konusunda daha önemli yenilikler taşıyormuş. Yapılan açıklamaya göre hani bu pil yüksek performans sağlıyor. Ayrıca yüksek gerilim ünitesi otomobilin alt gövdesinde yer alıyor. Piyasaya çıktığı ilk andan itibaren modern dünyanın olağanüstü spor otomobil rolü ile dünya genelinde bir yoğunluğu gördü. Öyle ki 2014 yılından bugüne kadar BMW i8 dünyanın en çok satan hibrit spor otomobili konumunda bulunuyor. Ayrıca hem tasarım hem yenilikçi araç konsepti gibi konularda çok sayıda da ödüle sahipmiş. First Edition. Tabi bu arada arabanın üstünü açmaya çalıştık ama anahtar olmadığı için üstünü açamadık. Yetkili sadece dışarıdan kumanda ile birlikte arabayı açtı. Bu BMW hibrit bir araç. Ben burada tabi şarj soketine bakıyorum. Nasıl oluyor falan diye. Onu bir inceliyorum. Yani oldukça pratik, basit bir yeri var. Burada da gördüğünüz gibi şarj diyorum. Evet, şarj girişi. Şarj deyince bir değişik oluyor. Tuhaf geliyor yani araba şarj olur mu gibilerinden. Bunları herhalde ileride daha çok alacağız. Bu kısımdan dolduruluyor. O görmüş olduğunuz fiş gibi şey, adı her neyse, onu buraya sokup aracı şarj edebiliyoruz. Bu yandakileri ben kolon falan zannetmiştim. Havalandırmaymış bu arada. Roadster. Gördüğünüz gibi hafif ve oldukça şık BMW i8 Rus.
Evet arkadaşlar, BMW i8'i yakından inceledik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.